Tamam. Şimdi burada göremediğim için ekranda. Tamam. Sol üstte zaten Live yazar. Merhabalar herkese. İBK etkinliğimiz davetli konuşmacımız Doçent Doktor Mehmet Nuri Akıncı'nın sunumuyla devam ediyor. Kendisine iyi sunumlar diliyorum. Hocam söz sizde. Teşekkür ediyorum. Merhabalar. İsmim Mehmet Nuri Akıncı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Elektronik Haberleşme Mühendisliği'nde öğretim üyesiyim. Size bugün mikrodalga görüntülemede derin öğrenme uygulamalarıyla ilgili bir sunum yapacağım. Son yıllarda bu üstüne daha çok çalıştığımız bir konu. Şimdi önce bir sunum akışından bahsedeyim. Önce mikrodalga görüntülemenin tabii ki ne olduğundan bahsedeceğim. Sonra derin öğrenmenin ne olduğundan bahsedeceğim ve bunu biz nasıl kullanıyoruz bundan bahsedeceğim. O yani sonunda da bir sonuçta zaten bitireceğiz. Mikrodalga görüntüleme nedir şimdi ilk önce? Bunun amacı şu arkadaşlar ve değerli hocalarım. Cisimlerin elektriksel parametrelerini ve şekillerini ve başka fiziksel özelliklerini de olabilir tabii ki. Yani illa elektriksel parametrelerini değil de hani ya elektriksel parametrelerinden yola çıkarak başka fiziksel özelliklerini de tespit etmek amacıyla mikrodalga frekansındaki saçılma parametreleri ki zaten bu frekanslar hani yüksek frekanslar yani 300 MHz ile 300 GHz arası bu frekanslarda saçılma parametreleri daha önemli gerilimden ziyade. Burada yapılmış S parametreleri ölçümünden cisimlerin fiziksel özelliklerini bulma yani ve buradan bir görüntü çıkartma, fiziksel bir görüntü elde etme yöntemidir. Önemli bir arkadaşlar bunun askeri uygulamalarda, sivil uygulamalarda, medikal uygulamalarda burada gördüğünüz mesela duvar arkasında yer altına gömülü herhangi bir cismin veyahut hava hedeflerinin veyahut hazırsız muayene ile herhangi bir üretilen bir cisim mesela bir ürünün olabilir. Sağlamlığının ya da sağlam olmadığının ya da bir betonun sağlamlığının ya da sağlam olmadığının testi yapılabilir. Ya da medikal uygulamalarda işte X-ray ile yapabildiğiniz, tomografi ile yapabildiğiniz her şeyi bununla da yapabilmeyi planlıyoruz. Peki şey nedir? Peki bunun yani diğer bu modalitelere göre sıkıntısı nedir? Burada mikrodalga olduğu için şimdi X-ray normalde çok kullanılan bir şey. Onda yüksek frekans var. Yüksek frekans olduğu için yani çok yüksek frekanslarda görünür ışıktan da daha yüksek frekansta artık orada saçılma olmuyor ve cismin içinden dümdüz ışıklar geçiyor sadece zayıflıyorlar. O yüzden ölçtüğünüz parametre ile yani zayıflama orada da ölçtüğünüz şey güç oluyor. Ölçtüğünüz parametre ile bulmak istediğiniz şey arasında lineer bir ilişki oluyor. Mikrodalgada durum biraz daha farklı. Genelde mikrodalga frekansları çok aşırı yüksek olmadığı için yani terahertzlerde biraz yüksek ama özellikle düşük kısımlarındaki düşük kısımlarını kullanmak daha önemli. Yani 300 MHz ve bu 3 GHz arasında kısımları kullanmak daha önemli. Çünkü orada penetrasyon derinliği daha yüksek. Oralarda dalga boyu yüksek. Mesela 3 GHz'deki bir şeyin havadaki dalga boyu 10 santimetre. Şimdi böyle yüksek bir dalga boyunda da o zaman cisimde artık saçılma işlemi non-linear hale geliyor. Orada yani sadece böyle cismin içinden kırılmadan geçmek yok. Cisimden saçılma, işte kırınım ve bütün bu etkiler, zaten bütün bu etkilerin toplamına biz saçılma diyoruz. İşin içine girdiğinden dolayı problem non-linear oluyor arkadaşlar. Zorluğu burada. Şimdi tarif edersek problemi basitçe şöyle. Gördüğünüz gibi burada bir TX dediğimiz verici var. Bir gamma çizgisinde RX alıcılarımız var. İşte TX vericimiz bir elektrik alan gönderiyor EI diye. Bu gamma'dakilerde işte bir saçılan elektrik alan ya da manyetik alan ya da S parametresi veya buna eşdeğer bir şeyler ölçüyor. Yani güç de olabilir. Ölçüyor ve bizim bulmak istediğimiz şeyler tabii burada ilk önce saçılma probleminden bahsettiğimiz için burada yani buradaki şey düz problem. Düz problemde ne var? Biz gelen alanı biliyoruz. Cisimlerin şekillerini biliyoruz. Epsilon, sigma ve mu ki bunlar elektriksel parametrelerdir en basit halde. Bunları biliyoruz. Buradan saçılan alanı buluyoruz. İşte bunun için kullanılan bazı algoritmaları yanda verdim. Tabii ki başka algoritmalar da var. FDTD olsun, FEM olsun. Ters saçılma problemi bizim ilgilendiğimiz. Burada ise aynı problem fakat bu defa biz sadece gönderdiğimiz kaynağı biliyoruz. Alıcıdan ölçtüğümüzü biliyoruz. Yani ESHC'yi biliyoruz. Ve D'yi yani cisimlerin nerede olduğuyla ilgili bir fikrimiz var ama kendilerinin ne olduğunu tam olarak ve elektriksel parametrelerin ne olduğunu da bilmiyoruz. Zaten bulmak istediğimiz şey de bu. Şimdi bu problem normalde non-linear ilki gibi ama bunu linearize edebiliyorsunuz. İkincisi gibi oluyor. İşte olay şu aslında non-linear veya linear fark etmez. Biz her türlü aradığımız şey
epsilon r, sigma r, mu r ya da omega i dediğimiz, ki bunlar da zaten şekil, omega i'ler şekil demek. Epsilon, mu, sigma da elektriksel parametreler. Bunları bulmak istiyoruz. Bunun için kullandığımız algoritmalar da işte least square, convex optimizasyon, her türlü zaten optimizasyon, non-linear ve şekil bulmak için de nitel görüntüleme yöntemleri dediğimiz MUSIC olsun ya da linear sampling metot, factorization metot gibi metotlar var. Bunları kullanıyoruz. Bir de son yıllarda bizim de üstünde daha çok çalışmaya başladığımız neural network'ün bu alanda kullanılması var. Hem sonuçları iyileştirmek hem de bu yöntemlerdeki elde ettiğimiz bandlarla ilgili. Şimdi şöyle bir şey, mesela sonuçta biz f eşittir işte gördüğünüz gibi sol taraftaki bir epsilonların yani fiziksel özelliğin ya da şeklin bir fonksiyonu eşittir ölçtüğümüz bir şey. Biz aslında o f'in operatörünün veyahut a matrisinin tersini almaya çalışıyoruz. Yaptığımız şey bu. Orada tabii ki tersi alınamıyor. Çünkü buradaki problemde şöyle bir şey var. Çok az şey ölçüyorsunuz ama çok fazla şey bulmak istiyorsunuz. Buna ill-posit problem diyorlar. Yani hani şöyle düşünebilirsiniz. Mesela bizi dinleyenler arasında ismi Mehmet olan birisini arıyoruz. Bize sadece isminin Mehmet olduğunu söylüyorlar. İsmi Mehmet olan bir sürü insan var. Peki öyleyse ben o aradığım kişiyi nasıl bulacağım? Onun başka özellikleri bana lazım. İşte bu regularizasyon deniyor buna. Yani mesela işte diyoruz ki efendim uzun boylu, bilmem sarı saçlı, şöyle böyle. Onun o özelliklerinden onu tanıyoruz. Aynı bunun gibi burada da uzayımız çok geniş. Yani bulmak istediğimiz şeyde mesela ortalama bir problemde bile sizin bilinmeyen sayınız bir mesela biyolojik doku düşünelim. Normal bir kolumuzun mesela bir ayrıtı 10 santimse bunu milimetre civarında böldüğünüzde işte yani milyon tane hücre oluyor. Siz hiçbir zaman milyon tane ölçüm yapamazsınız. Bunda yapabileceğiniz en çok ölçüm 20 bin tanedir. Bu da şu demek oluyor. Sizin 20 bine 10 binlik 1 milyonluk bir matrisiniz var ve siz bunun tersini almaya çalışıyorsunuz. Zaten tersi alınamıyor. Ne yapıyorsunuz? Burada regularizasyon kullanıyorsunuz. İşte bildiğiniz başka şeyleri işin içine koyuyorsunuz. Mesela işte diyorsunuz ki kolda iki tane kemik olmalı. Kolun işte koldaki elektriksel parametreler efendim şuyla şu arasında olmalı. Negatif olmamalı. Vesaire veyahut şekli düzgün olmalı. Yani şeklin gradiyenti böyle değişik yerlerde çok böyle aşırı yükselip aşırı bir anda düşmemeli. Gradiyenti yani noktasal gradiyentinin normu sınırlı olmalı. Kendisinin normu sınırlı olmalı. Böyle bilgileri kullanarak problemin çözümünü tekil hale getiremeseniz de en azından biraz daha iyileştirmeye çalışıyorsunuz. Buna ill-posit problem deniyor. İşte zaten bu dediğim gibi non-linear ve ill-posit genel olarak bizim problemlerimiz. İşte bununla ilgili birkaç hemen kısaca örnek göstereyim. Derin öğrenme daha bu sunumun konusu. Eskiden yaptığımız çalışmalar mesela işte en sol üstte gördüğümüz bir üç boyutlu cismin şeklinin çıkartılması bu linear sampling metotla bu şekil tespitiyle ilgili. Sağ üstte gördüğümüz waveguide'a yüklenen bir cismin elektriksel parametrelerini çıkartmışız. Orada bakın elektriksel parametreler altta Debye parametreleri yazıyor. Sol üçüncüsü altta gördüğümüzde bir biyolojik doku. Orada da bir memeden bir kesit alınmış. Bu kesitin ortalama elektriksel parametreleri bir algoritmayla kestirilmeye çalışılıyor. Hesap tahmin edilmeye çalışılıyor. Böyle bir çalışmamız vardı. İşte yine mesela bakın burada sol üstte gördüğümüz de iki tane cisim var. Bu cisimlerin orada sağda gördüğünüz plastik ve tahtalar, onlar o iki cisim. Onların hem şeklinin hem de elektriksel parametrelerin aynı anda tespiti için yapılmış bir çalışma. Yine sağda gördüğümüz sadece şekil tespitiyle ilgili yapılmış bir çalışma. Şimdi hemen derin öğrenmeye geçelim. Bu daha bu sunumun konusu olan bu. Derin öğrenme de şöyle bir şey. Makina öğrenmesindeki klasik algoritmaları aslında biz işte neural networklerle gerçekleyebiliyoruz. Makina öğrenmesinde ne var? Özellikleri çıkartıyorsunuz. Bu çıkarttığınız özelliklere işte burada yazılan bu algoritmaların lojistik regresyondur, işte ensemble metodudur. Bunlardan bir klasifikasyon yapıyorsunuz. Burada deep learning'de ise bu sinir ağları dediğimiz yapıları kullanarak bu algoritmaların aynısını burada gerçekleyebiliyorsunuz. Fakat tabii ki daha böyle araya insan girmeden hani direkt biz resmi veriyoruz, sonuçta sonuç alıyoruz. Yani araya biz girmiyoruz. Bütün ağırlıklar kendiliğinden eğitiliyor. Biraz daha tabii ki soft bir versiyonu gibi olmuş oluyor. Yani normal makine öğrenmesinin. Başka bir şekilde şöyle düşünülebilir. Ben aradığım şeyle ilgili bir formül varsa, yani mesela geri dönelim. Bakın burada mesela bir formül var. Yani
epsilonu mesela sol üstte gördüğü şey sağ üstte gördüğümüz denklemde f demişiz epsilonun fonksiyonu biz b'yi ölçüyoruz. Ölçtüğümüz şey elektrik alan. Şimdi epsilonu es'ye bağlayan bir operatör aslında var. F'in tersi. Tabii ki bu f'in tersi operatörü işte nedir? Tekil değil. Efendim tersi alınamaz. Ancak tersi ne zaman alınamaz? Genel halde alınamaz. İşte bazı şeyleri biliyorsanız mesela ne bileyim onun bir biyolojik doku olduğunu, onun efendim epsilonunun bilmem şu değerle şu değer arasında olduğunu, büyüklüğünün şu olduğunu, gradyentinin normunun sınırlı olduğunu biliyorsanız o tekleşebiliyor. Yani giderek çözüm sayısı, çözüm uzayını daraltıyorsunuz. Bütün bu bilgileri aslında siz deep learning'de sisteme eğitirken içinde ona öğrettiğiniz için aslında siz deep learning'de yaparken bu problemi çözerken siz bu deep learning'i ölçtüğünüz şeylerle yani elektrik alanlarla S parametreleriyle besleyip sonuçta bulmak istediğiniz fiziksel parametreyi oradan almaya çalışıyorsunuz. Ve bunu yaparken doğal olarak siz bunu hep dokulara ait yani o fiziksel probleme ait datayla beslediğiniz için doğal olarak o problem yani implicit olarak siz bunu explicit olarak vermiyorsunuz ancak yani o problem içsel olarak bunu öğreniyor. Sizin o şartlarınızı işte bu dokunun epsilonunun kaçla kaç arasında olacağını efendim gradyentinin normunun kaç olacağını çok iyi öğreniyor. Çünkü siz ona direkt örneklerden eğiterek bunu gösteriyorsunuz. Aslında burada yaptığınız şey yani o operatörün tersini bir formülle almak. O formüldeki kat sayıları nasıl buluyoruz? Peki neural network'teki burada gördüğümüz alttaki şekilde bu deep learning yazan şekilde sağda neural network yazan bu bağlantılar o bağlantıların her birinde bir kat sayı var. O kat sayıları eğiterek o kat sayıları değiştirerek o formülün doğru şeklini bulmaya verdiğimiz input'la yani input burada bahsettiğimiz test problem olduğu için biz ölçtüğümüz şey elektrik alan ya da S parametresi input'ta onlar oluyor. Output'ta ise fiziksel parametrelerle yani ölçtüğümüz elektrik alana denk düşen fiziksel parametrelerle bunları eğitip aradaki ağırlıkları buluyoruz. Tabii ki bunun için ilk önce bir fiziksel modele ihtiyacımız var. Yani simülatöre ihtiyacımız var. Çünkü mesela önce biz biyolojik dokunun kendisinin ground truth'unu bileceğiz. O ground truth'dan elektrik alanı bulacağız. Ground truth budur, elektrik alan budur diye bir şeylerle o neural network'i eğiteceğiz. Eğittikten sonra en son ölçtüğümüz şeyin elektrik alanını soldan verdiğimizde sağdan fiziksel özellikleri almamız lazım. Temel mantığı bu. Hemen burada çok hızlı şeylerden bahsedelim. Sinir ağlarının tiplerinden. İşte full connected neural network dediğimiz sağda gördüğümüz neural network. Bunu Hagen'in kitabından aldım. Burada da şu gördüğünüz soldaki bir neural network'ün her bir yapısı nasıl işte bir girişlerimiz var. Girişleri belli bir ağırlıklarla çarpıyoruz. Ona belli bir bayası ekleyip toplayıp bir aktivasyon fonksiyonundan geçiriyoruz ki aktivasyon fonksiyonu olarak genelde artık RELU kullanılıyor. En iyi yani en azından benim gördüğüm kadarıyla makalelerde genelde bizim yaptığımız çalışmalarda RELU en iyi çalışan fonksiyon. Tabii non-linear bir fonksiyon RELU'da. O non-linear fonksiyonu da koyarak oraya bir girişle çıkış arasındaki non-linearliği sağlıyoruz. Ve buradaki bütün bu katsayıları eğiterek, sağda gördüğüm şekilde bir sürü katsayı var. Verdiğimiz girişlerle çıkışları birbirine uyuşturan katsayı setini bulup böylece istediğimiz problemin fiziksel çözümüne erişmiş oluyoruz. Tabii bunun şöyle bir zararı var. Burada problemin iç parametrelerini yani faydası şu. Problemi direkt örnekleriyle eğittiğiniz için o eğittiğiniz sete ait bir data verdiğinizde çok iyi sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Çünkü neden? Çünkü probleminiz sizin verdiğiniz data setinin bütün iç yapısını öğrenmiş oluyor. Zararı da şu. Eğer dışarıdan bir şey verirseniz o zaman bunu çözemeyebiliyor. Çünkü genel yani genel bir yapı bulmak çok zor. Yani örnek vermek gerekirse mesela siz Türkiye'deki hastalarla ilgili Türkiye'deki bir insanların kol tomografisini çekecekseniz buradaki insanların tomografik görüntüleriyle onları eğitmeniz lazım. Gidip de başka bir yerdekiyle eğitip buradakini yapmaya çalışırsanız muhtemelen iyi olmayan sonuçlar bulacaksınız. Şimdi hemen bir de konvolüsyonel neural network'ten bahsedelim. Daha deminkindeki farkı şu. Daha demin bütün neural network'teki bütün bağlantılar arasında hep bir şey vardı, bağlantı vardı. Konvolüsyonel neural network'ün olayı da şu. Bu bağlantıların hepsinde olması çok fazla bağlantıya sebep oluyor. O da çok fazla parametreye sebep oluyor. Şimdi bu kadar çok parametreniz olursa o zaman overfitting olur. Overfitting nedir? Overfitting şudur. Ben size mesela desem ki 10 tane nokta verdim. Bu noktadan geçen en iyi eğriyi bulun desem 10 noktadan geçen bir poligon bulmak, 10 noktadan geçen
bir parabol bulmak mesela zor. Eğer 10 nokta parabolün üstünde değilse zaten bulamazsınız. Ama 10 noktadan geçen 11. dereceden yani ya da 10. dereceden bir polinomu her zaman bulursunuz. Çünkü zaten o noktalardan direkt geçen bir polinom her zaman vardır. Mesele şu yani. Kat sayı miktarını arttırdıkça istediğiniz dataya istediğiniz şeyi fit edebilirsiniz. Peki o zaman ne olur? O zaman şöyle olur. Sizin verdiğiniz şey yani çok fazla kat sayıyla bunu eğitirseniz sizin verdiğiniz yani eğittiğiniz model sadece o datayı ezberlemiş olur ama onun dışındaki hiçbir şeyde çalışmaz. Fakat bizim istediğimiz bu değil. Çünkü fiziksel problemlerdeki olay şu. Genelde çözüm basit. Yani model de basit. Yani kullanabileceğiniz kadar az katsayı olmalı. Ve bununla siz bütün olayı anlatabilmelisiniz. Yani mümkün olduğunca geniş bir setteki çözümü de bu katsayılarla bulabilmelisiniz. O yüzden buradaki katsayıları düşünmek amacıyla da bakın. Mesela soldaki şekilde ne var? 5'e 5 bir resim var. 5'e 5 bir resimin üstünde 3'e 3 bir filtre var. İşte o filtrenin elemanları 1, 0, 1, 0, 1, 0 ya da 1, 0, 1, 3 bir matris. O filtreyi kaydırıyor ve şey buluyor. Burada da bu konvolüzyon olayını kullandığı ve aynı katsayıları değişik yerlerde kullandığı için katsayı miktarını çok ciddi miktarda yani direkt mesela buradaki şu 5 noddaki yani 5'e 5'teki 25 tane nodu var. 9, burada 3'e 3'te de 9 var. 25'e 9'u bağlarsanız ne olur 25 kere 9 325 tane katsayı olacakken siz mesela bu şekilde bir convolutional neural network kullandığınızda katsayı miktarını çok ciddi şekilde düşürüyorsunuz. Çünkü gördüğünüz gibi aynı katsayılar değişik elemanları çarpıyor. Yani aslında değişik elemanların katsayılarını aynı olmaya zorluyorsunuz. Böyle yaptığınızda da katsayı miktarını azaltıp bu bir çeşit regularizasyon olmuş oluyor. Bir çeşit overfitting'i engelleme yöntemi olmuş oluyor. Bu özellikle imajlarda ve birbiriyle komşuluk ilişkisi bulunan datalarda iyi çalışan bir yöntem. Tabii bu konvolüzyon hep resmi daraltan bir şey. Bir de dekonvolüzyon diye bir şey var. Onu da ikinci de görüyoruz. Transpose konvolüzyon. Bu da ne yapıyor? Genişletiyor. Upsampling gibi. Mesela gördüğünüz bu ikiye ikilik bir şeyin yanına padding ekleyip de konvolüzyon almışsınız gibi düşünün. Burada bir dekonvolüzyon olmuş oluyor. İkiye ikilik şekil dörde dört olmuş oluyor. Bir de max pooling ve relu regular var. Relu'yu burada koymadım. Relu şeydir yani x'ten sıfırdan küçük olanlar için sıfır, sıfırdan büyük olanlar için x'e eşit gibi bir fonksiyon. Max pooling ise işte o da yine aynı aslında bu konvolüzyon filtresi gibi. Tek farkı şu, oradaki filtredeki her defasında en büyük değeri o içine yazıyor. Mesela 3'e 3'lük bir filtre orada görüyorsunuz. En büyük eleman 3 ise içinde 3'ü yazıyor. En büyük eleman içeride denk gelen en büyük eleman 2 olduğunda 2'yi yazıyor. Bu şekilde bir işlemler kullanıyoruz. Bunları ardı ardına kullanıp birbirine bağlayarak ne yapıyoruz? Convolutional Neural Network'leri oluşturuyoruz. İşte bunlar mesela burada bir klasifikasyon için bir örnek verilmiş. Ne yapıyor? Bakın resmi alıyor. Resimde konvolüzyon yapıp daraltıp en son onu da flatten düz hale getirip en son yerlerde fully connected kullanıyor. Sebebi direkt fully connected kullansa çok yüksek bilinmeyen sayılar olacak ve hem eğitim zorlaşacak hem de model ezberleyecek direkt. Biz ezberlemesini istemiyoruz. İmajdaki komşuluk ilişkilerini kullansın istiyoruz ki genelde çünkü fiziksel olarak da bu komşuluk ilişkileri önemli. Yani mesela bir arabanın siz araba olduğunu anlarken veyahut işte bir kol görüntüsündeki kemiğin kemik olduğunu anlarken yakın yanındaki dokularla komşuluğuna bakarak onun o hücrenin hangi tarzı bir hücre olduğuna karar veriyorsunuz. Böylece o komşuluk ilişkilerini kullanmış da oluyoruz. Aynı zamanda overfitting'i de önlemiş oluyoruz. Böyle bir etkisi var. Şimdi biz hemen kendi problemlerimize geçelim. Mesela birinci problem nitel görüntülemede gürültü giderme. Biz bunu nicel görüntülemede olanı da yapıyoruz. Nitel görüntüleme neydi? Nitel görüntüleme sadece şekli bulduğumuz görüntüleme. Yani elektrik alanı ölçtük, şekil bulduk. Mesela soldaki gibi bir şekil çıkıyor genelde. İşte bunu convolutional neural network'te siz bunun tabii ki ilk önce bir data setiniz oluyor. Orada yani 20 bin tane örnek için biz ne yapıyoruz? Önce gerçekten o bilgisayarda 20 bin tane örnek için, rastgele 20 bin tane cisim için elektrik alanları oluşturuyoruz. Biz dolayısıyla onların grand true'larını biliyoruz. Şimdi grand true'sunu bildiğimiz bu 20 bin durum için her birine bu nitel görüntüleme yöntemlerimiz var. İşte linear sampling metodu bahsetmiştim, müzik, factorization metodu, ilk slide'larda bahsettiğim bu yöntemleri kullanıp buradan şekiller üretiyoruz. O ürettiğimiz şekillerin kendisinin gerçekte ne olduğunu da bildiğimiz için mesela 20 bin tanesinden 16 bin tanesini alıyoruz. Bunların 12.800 tanesini işte diyoruz ki bakın diyoruz bu soldaki benim gürültülü girişim sağdaki ise gerçekte olması gereken. Bunları birbiriyle eşleştiren bir neural network koyarak bir gürültüyü
resimlerdeki gürültüyü gidermeye çalışıyoruz. Eğitim yaparken de o 16.000'in içindeki 12.800 ile eğitim yapıp %20'siyle de onun yani 3.200 ile de doğrulama yapıyoruz. Sonra 4.000 tane de örneğimizi biz hiç göstermedik tabii ki bu şeye eğittiğimiz nöral network'ü. Onunla da onlarla da biz en son nöral network'ü eğittiğimiz nöral network'ü test ediyoruz. Bakalım ezberlemiş mi diye, hiç görmediği bir şeyi nasıl yanıt verecek diye. Bizim kullandığımız buradaki CNN modeli bir autoencoder modeli. Autoencoder modeli klasifikasyondan daha farklı. Burada bakın konvolüzyonla ilk önce daraltıp sonra dekonvolüzyonla geri açıp aynı resmi elde ediyorsunuz. Konvolüzyon katmanları işte ilk 5 konvolüzyon daraltıyor. Konvolüzyon çünkü downsampling ortaya kadar getiriyor. Küçük bir şey elde ediyorsunuz. Ondan sonra oradan dekonvolüzyonla onu geri büyütüp geri aynı boyutta bir resim elde ediyorsunuz. Bakın mesela burada eğitim ve doğrulama hatasını göstermiş. Tabii burada doğrulama hatası eğitim hatasının biraz üstünde. Bu normal bir şey çünkü zaten eğitim yaptığı şeyde daha iyi bulacak çünkü orada. Ama tabii ki böyle ne kadar ayrışmazsa o kadar iyi. Bu çok ayrık olsaydı mesela bu ikisi, o zaman diyecektik ki burada bir hata var. Eğitim hatası çok iyi, doğrulama hatası çok kötü olursa o zaman bu ne demek? Model ezberledi demek. Biz ezberlemesini istemiyoruz. O zaman biraz işte ne yapmak lazım? Biraz veri sayısını düşürmek lazım. Yani karmaşıklığı azaltmak lazım. Modeldeki karmaşayı azaltmak lazım. Veyahut bazen de veri setindeki benzerliği kontrol etmek lazım. Yani şöyle mesela işte burada biz mesela nasıl yapmışız? Bakın bir daire içindeki daireyle bunu eğitmişiz. İşte daireler vardı bu data setinde. Dikdörtgen vardı. Şimdi siz gidip buna böyle hiç bununla alakası olmayan bir şey verirseniz eğer, yani mesela bir yıldız şekli verirseniz muhtemelen bulamayacak. Çünkü onu hiç görmediği için eğitimde, hani o da başka bir sebep yani. Bunları kontrol edip geri hem verinizi düzeltmeniz gerekiyor hem de modelinizi düzeltmeniz gerekiyor. İşte mesela burada modelden elde ettiğimiz bazı sonuçlar, bakın işte modelde dediğim gibi dikdörtgenler vardı. Bakın dikdörtgeni en solda gördüğümüz nitel görüntüleme sonucu, ortalarda gördüğümüz esas sonuçlar, esas sonuçtan kastım yani Grand Tour'u ve CNN çıkışı da en sağda gördüğümüz, her defasında gördüğünüz gibi gayet gürültüyü gideriyor. Aynı CNN değişik şeylerde, değişik tipteki örneklerde gürültüyü gideriyor. Bununla ilgili bir çalışma inşallah hazırlıyoruz. Bakalım. Hata analizimizde burada mesela ortalama karesel hatayla, tabii bu imaj aslında 0-1 imajları. Bunları ortalama karesel hatayla karşılaştırmaktan ziyade Jacquard indeksi gibi benzerlik indeksleriyle karşılaştırmak da mümkün ama burada ortalama karesel hatayla karşılaştırdık. Gördüğünüz gibi model sonuçları, görüntüleme sonuçlarını çok çok iyileştiriyor. Hata yüzdesini çok çok düşürüyor. İkinci bir örnek problem mesela burada biz açık uçlu problemi elektriksel parametre ölçümünde de bunu kullanıyoruz. Solda gördüğümüz sistemde mesela bir yazan yerde bir network analizörümüz var. Üçte bir sıvının içine probu daldırıyoruz, bu BR'de gördüğünüz probu. Oradan S parametresi ölçüyoruz ve ölçtüğümüz S parametresinden sıvının elektriksel parametrelerini bulmaya çalışıyoruz. İşte bunun için şöyle bir modelimiz var. Burada mesela fully connect neural network kullandık. Yani convolutional da kullanılabilirdi ancak burada direkt S parametresi bir boyutlu bir ölçüm olduğu için fully connected buna daha uygun. Çünkü burada imaj ölçmüyorsunuz ama tabii ki frekanslar arasında bir komşuluk var aslında. Frekanslar arasındaki komşuluktan dolayı convolutional da kullanılabilirdi. Ancak convolutional'la o kadar iyi sonuç elde edemedik. Fully connected'la daha iyi bir sonuç elde ettik. İşte gördüğünüz gibi biz burada 500 şeyden megahertz'ten 6 GHz'e kadar 20 MHz aralıklarla 276 tane S parametresi ölçüyoruz. Bunun 276 tane real ve imajiner kısmını alt alta koyduğunuzda 552 tane datanız oluyor. Bunlar input değerimiz oluyor. Ondan sonra bunu işte hidden layer'larla giderek sayısını düşürüp en son debye parametreleri, 3 tane debye parametresi elde etmeye çalışıyoruz her bir sıvı için. Burada da her bir katmanda gördüğünüz gibi ilk önce ne var? Fully connected network'ten sonra 5 normalization var. Yeşille gösterilen BN 5 normalization ve ondan sonra da ReLU layer'ları var. İşte elde ettiğimiz sonuçlara bakarsanız biz burada bunu nasıl yaptık? Şöyle yapıyoruz. Ölçtüğümüz bir kalibrasyon prosedürü var.
Kalibrasyon prosedürüyle ilk önce network analizöründen ölçtüğümüz ölçümlerle bilgisayarda yaptığımız simülasyonların sonuçlarını uyuşturuyoruz. Ondan sonra bilgisayarda simülasyonla çok fazla sayıda sonuç üretip bilgisayarda ürettiğimiz veriyle neural network'ü test ediyoruz. Bunu test ettikten sonra da en sonu test edilmiş neural network'e ölçtüğümüz S parametrelerini koyarak işte mesela dimetil sulfoksit, etanol, etilen glikol, formamid ve metanolü ölçtük ve bunların her birinin gördüğünüz gibi işte epsilon statikleri, epsilon infinity'leri ve tau'ları ki bunlar Debye parametreleri yani bu aslında epsilon ve sigma yerine geçen o ilk bahsettiğimiz epsilon ve sigma yerine geçen değişik bir modeldir bu da. Bunları buluyoruz. Arada tabii ki bazı farklılıkların olması özellikle mesela yani sonuçlar genelde oldukça iyi. Ancak bazı farklılıkların olması normal çünkü çok geniş bantlı bir ölçümümüz yok. Buradaki bu farklılıklar şeye çok yansımıyor. Yani o küçük farklılıklar yani çok büyük bir farklılık da yok da yine de aralarında ama bu küçük farklar da gördüğünüz gibi esas elektriksel parametrenin değişimine çok yansımıyor. Bunun sebebi de biraz dar bantta ölçüm yapıyor olmamız. Yani aslında 0-5-6 arasında değil de daha geniş bantta bir ölçüm yapsak daha şey yaparız. Çünkü bu kadar dar bantta zaten değişik parametreler size aynı epsilon değişimini verebiliyor. Onun da etkisi var burada. Yani gördüğünüz gibi burada da sonuçlar bu şekilde elde edilmiş. Nijel görüntülemeleri de bunu yapıyoruz. Onunla ilgili de başka çalışmalarımız var. Cisimlerin ayırt edilmesiyle ilgili de başka çalışmalarımız var. Fakat yani genel olarak hani olaya şöyle genel bir bakış yaparsak sonuç olarak genel problemimiz lineer ya da non-lineer bir şekilde ölçtüğümüz şeyler, elektrik alan, manyetik alan, saçılma parametreleri bulmak istediğimiz şeyler, fiziksel parametreler ve şekiller. Bunun için ne yapabiliriz? Yani burada mesela bir şeyde ne yapmışız? Ölçtüğümüz şeyi verip, sinir ağlarından geçirip fiziksel parametreleri bulmuşuz ikinci çalışmada ya da fiziksel özellikleriyle ilgili tahminleri ki bunu bir algoritma yöntemiyle yapıyoruz. O tahminleri iyileştirmek için sinir ağlarını kullanıyoruz. Genel olarak yaptığımız yani mikrodalga görüntülemedeki deep learning çalışmaları bu şekilde. Benim sunumum bu kadar. Bir sorunuz varsa sorularınızı alabilirim. Teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Birkaç tane soru var. Ben onları size ileteyim. Evet. Varsa ben şeyde görebiliyor muyum? Nasıl göreceğim? Göründü zannettim de. 1024x1024 piksele sahip olan bir resimdeki piksellerin her birini farklı bir katsayı ile çarparak karşılaştırma yapıyor ve son olarak 1 veya 0 çıktısını alıyoruz. Evet bu bahsettiği bu durumda aynı katsayılar 1 veya 0 verilmesi durumunda aynı resmi tekrar üretebilirler mi diye sormuş Ömer Faruk. Şimdi o şöyle onun bahsettiği bakın tek bir resimden bir tane sayı elde ediyorsanız bu zaten klasifikasyon problemi olur. Mesela işte bir resim veriyorlar. Bu kedi midir? İşte ne bileyim fare midir? Böyle 10 tane sınıf var. İşte 0'dan 9'a kadar bir çıktınız oluyor. Tabii ki burada 0'dan 9'a kadar bir çıktıdan sonra geri şey elde etmek yok. Benim bahsettiğim autoencoder'da bahsettiğim bir imaj var. Mesela 1024'de 1024. Bunun boyutunu daraltıyorsunuz. Burada bu ben yine ekranı paylaşıyor muyum şu anda? Ekleyeyim hocam. Şu an paylaşıyorsunuz. Tamam. Şimdi o arkadaşım bahsetmek istediği şu galiba. Şu. Ve işte bakın bu konvolüzyon. Bunu böyle daraltıyoruz. Yani aslında şuradaki kısmıyla aynı bakın. Daraltıyoruz. Bundan sonra klasifikasyona geçiyor. Yani alıyor bunları düz bir hale getiriyor ve oradan işte bakın burada kaç tane çıktı varsa o kadar bir çıktısı oluyor. Biz ise şunu yapıyoruz. Bundan sonra şu aşamadan sonra biz bunu böyle düzleştirmek yerine ne yapıyoruz? Biz bunu tekrar dekonvolüzyonla büyütüyoruz. Yani bunun tersine doğru gidiyor. Burada gürültülü araba görüntüsü var. En sonuçta o dekonvolüzyonun çıkışında da gürültüsüz araba görüntüsü var. Bizim olayımız o bakın. Konvolüzyon, dekonvolüzyon ondan sonra giderek en son katmanda bir tane konvolüzyon var. Yani
konvolüsyon down sampling yapıyor. Boyutu küçültüyor ancak onu tabii ki tek bir sayı haline getirmiyor. O yani boyutunu küçültüyor. O da şöyle düşünebilirsiniz. Bir imajdaki feature'ların sayısı kadar küçültüyor. Ama o feature'ların sayısı o kadar da küçük olmamalı. Çünkü ondan siz geri resmi bulabilmelisiniz. Aslında arkadaşın sorusu o. Yani bir imajda da zaten sadece bir tane feature'la bütün hepsini geri bulamazsınız. Mesela 1024'de 1024'lü bir imaj belki işte sayısı 500 bin arası bir şeye düşebilir. Yani onu sıkıştırıyorsunuz. 1000 tane feature'unu buluyorsunuz. Sonra 1000 feature'undan onu geri deconvolve edip açıyorsunuz. Eski haline. Teşekkürler hocam. Bir sorumuz daha var. Ömer Faruk Bey'e cevap oldum bilmiyorum. Kullanılan hidden layer sayısı neye göre tespit ediliyor? Kullanılan hidden layer sayısı tamamen deneme yanılma. Yani mesela işte şu yine burada bakarsak bakın burada gördüğümüz bu konvolüsyonların sayısı da tümüyle bizim yani şöyle yapıyoruz. Önce tabii ki basitten başlıyorsunuz. Hani bunun eğer bir şey olarak soruyorsanız tasarım şeyi nasıl yapılır diye. Önce basitten yani direkt götürüp 5'ten 11 tane layer koymuyorsunuz. Zaten bu kadar çok layer koyduğunuzda mesela biz bunu şeyle bile eğittiğimizde yani GPU üstünde bile eğittiğimizde böyle 2-3 gün sürüyor. Hani daha büyük modeller için zaten daha iyi GPU'lara ihtiyaç var. Önce bir kere zaten basitten başlıyorsunuz. Dediğim gibi en basiti en iyisidir. Ne kadar basit bir modeliniz varsa o sizin için o kadar iyidir. Önce mesela 2 katman konvolüsyon, 2 katman dekonvolüsyon koyuyorsunuz. Sonra 3. katmanı koyduğunuzda 3 katman konvolüsyon, 3 katman dekonvolüsyon. Eğer sonuçlarınız iyileşiyor, eğer şurada gördüğünüz eğitim ve doğrulama hatası birbirinden ayrılmıyor. Yani ezberleme olmuyor. Eğitim ve doğrulama hatası birbiriyle aynı kalırken ikisi beraber düşüyorsa o zaman demek ki siz şeyi arttırmalısınız. Yani buradaki bu neural network'ün boyutunu arttırmalısınız manasına geliyor. Arttırıyorsunuz, arttırıyorsunuz. Bir yerde artık şöyle oluyor. Bir yerde artık doğrulama hatası azalmıyor. Eğitim hatası azalıyor. Artık ezberlemeye başlıyor. O noktada kesiyorsunuz. Genel olarak bu şekilde tasarlanıyor yani. Karar verme şeyi bu şekilde. Teşekkür ediyoruz hocam. Ömer Faruk Bey'in demek istediği kayıplı oluyor demek istediği aslında evet kayıp bir miktar olabilir. Orada haklı. Sıkıştırma sırasında bir miktar kayıp olabilir. Bu şöyle bir şey. Şimdi kayıpsız yapmaya çalışıyorsunuz. Ancak tabii ki bu yani ya çok değişkenli bir şey. Yani hem veri setinize bağlı hem sizin kullandığınız ağ yapısına bağlı. Ancak yapmak istediğiniz tabii ki kayıpsız şekilde bunu sıkıştırmak. Evet. Başka soru olan varsa. Başka soru yok hocam. Süremizi de açtık. Diğer oturumumuzda başlamak üzere. Tamam. Ben teşekkür ediyorum. Ankara Şubesi adına size çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sonra kapatalım. Tamam. İyi günler diliyorum. İyi günler. Teşekkür ederim sorular için de. Görüşmek üzere. Ağzınıza sağlık hocam.